Gidiyor konuda bu bulaşık makinesinin şu deterjan kabından şu tırnağı kırılmıştı. Bundan almak istemiştik ama bu modelden bulunmadığını söylediler. Ona uyabilecek çamaşır bulaşık makinesinin modeli 3500 PY Beko. Revizyon merkezi satıcısından satın aldık. Ama o parça büyük geldi. Daha sonra ben videosunu çekmiştim. Videonun üst kısmında şeyini yayınlayacağım. Linkini yayınlayacağım. Satıcıya mesaj olarak videoyu gönderdim. 2 gün sonra telefonum çaldı. Revizyon merkezinden aradıklarını söylediler. Arkadaş bana bu makine için parçasını, çıkma bu parça ama tertemiz duruyor. Ücretsiz olarak gönderdi. Aldığım ürünü de geri iade etmemi istedi. Ben de olmaz, ayıp olur falan gibisinden şey yaptım ama kesinlikle şey yapmadı. Bu ürünü bana ücretsiz gönderdiği gibi ayrıca bu da işte hani belki inanmayanlar olabilir diye iade ettiğim kargonun şeyi. Yani bu ürün bana şu anda ücretsiz geldi. Takıp montajını yapacağız, çalıştıracağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu arada. Gitti gidiyor da bir teşekkürüm var. Böyle iyi satıcıları bulundurduğu için. Açıklama kısmında bu satıcının satış yaptığı gitti gidiyordaki linkini paylaşacağım. Yani hiçbir şekilde mağdur olmuyorsunuz. Erinmemiş, şey yapmış. Üstelik beni arayarak telefonla parçayı gönderdi. Hatta bir de şu kapağında kırık olduğunu görüp onu da gönderebileceğini söylemişti ama sanıyorum bulamadı galiba. Aras Kargo'dan bana bir mesaj geldi kargo geliyor diye. 2 gün sonra bu parçadan sonra şey yaptığımda böyle bir kargo olmadığını söylediler artık. Bilemiyorum. Öyle bir şey oldu. Şimdi bundan sonra montajını çekeceğim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Ufak ufak videolarla yani işte sökmesi, takması falan gibi. Evet, buradan sökerek başlıyoruz. Sırayla vidalarda sıra verirsem ama ben sırayla dizeyim onları. Karıştırmayalım. Heh. Hadi bakalım arıza efendim. Acemin Alban garibin eşeğinde öğrenilmiş. Onlar böyle değil aslında da. Evet. Şimdi şey yap şunu çekip çıkarttığın zaman çıkıyor zaten. Şöyle şey yap. Şu ayrılıyor. Şu vaziyette. Şu kelepçeyi sök. Bak. Şu plastik şey var ya, şunu şöyle ileri it. Şöyle. Oradan çıkıyor. Heh. Şimdi burada önemli benim belirteceğim bir husus var. Şunlara çok dikkat edin. Eğer kendiniz evde değiştirecekseniz bu aparatı. Ha, bir dakika şey bıçak gibi kesiyor. Tecrübeyle sabit kestim kendimi çünkü. Bir saniye durabiliriz. Evet, buraları çok iyi şey yapmanız lazım. Söktükten sonra parçayı monte edince tekrar yine aynı şekilde sıkıştırmanız lazım ki su sızdırmasın. Altta da var. İterken dikkat et yalnız şunlar bak eline şey gibi geçebilir. Ne yapıyorsun Şunu buraya? açacağım. Şöyle it gitsin. Böyle çık. Ha tamam öyle de çıkar. Evet. Eski parçamız bu rahmetli. Verelim yeni parçamızı. Tamam. Öbür taraftan geçir. Aynı şekilde. Şey yap, iyice sıkıştırman gerekiyor. Ha, o contaları şey yapsın. Tamam. Şimdi şuraları düzeltiyorum. Tırnaklar oturdu mu?
şuraya bastırarak şey yapacaksın artık. Şurası Evet. tamam. Parça uydu. Yerini buldu. Bu arada revizyon merkezine tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Unutmayalım. Sağ olsun. 2 gün sonra telefonla beni araması. Yani ilk defa yıllardır internette alışveriş yaparım. İlk defa böyle bir satıcıyla karşılaştım. Soketleri takıyoruz. Dikkatlice. O bir dışarı gelecek. Heh, o birleştiği yerde. Buradan takıyoruz. Dıştakini. Aslında şeyi yanlış yaptım. Neyse ben bunu tutayım da sen şey yap. Şunu şuradan evet. Geçir kelepçe. Ben tek başıma yaptıydım bak. Sana asistanlık da yapıyorum. Sık iyice. Makinesi 19 yıl dayandı, 20. yılını tamamlayamadı. Burayı bozdu. Ama şimdiki makineler bu kadar dayanımlı hiç zannetmiyorum. Şimdikilerin haznesi bu kadar bile yok. Bulaşık haznesi daha azalıyor çünkü. Evet, şimdi deneyeceğiz bakalım. Tabletimizi koyduk. Kapattık. Şimdi bismillah. İkiye getirecekmişiz bunu. Evet, sorunsuz çalıştı. Bir videonun daha sonuna geldik. Artık bundan sonra herhalde bağ bahçe videolarında buluşuruz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz.